Sevgili arkadaşlar bir hava durumu videosuyla daha beraberiz. Gençler bir susun. Nasılsınız? Hepinize iyi haftalar diliyorum. Boncuk tutacağım mı? Hepinize iyi haftalar diliyorum arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hepinizin sağlığı saati yerindedir. Ee, sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki günler ne getirecek bir bakacağız. Herkes iyidir inşallah. Kanala abone olmaya devam ediniz. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir Dünyaya üstten bir bakalım sevgili arkadaşlar. Stratosfer ısınması ne alemde? Kutup gürdemi ne alemde? Parçalandı mı? Yoksa dağıldı mı? Sevgili arkadaşlar kuzeyimizde şu Sibirya bölgesini görüyorsunuz. Bak Sibirya bölgesi sevgili arkadaşlar. Çok soğuk. Amerika kıtasına inen soğuklar var. Avrupa'ya inen soğuklar var. Akabinde bizim coğrafyamıza inen soğuklar var sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman. Şurada. Şuraya bakar mısınız? Şu soğukların güney enlemlere inme ihtimali Önümüzdeki hafta çok çok yüksek. Bugün ayın 17'si. Yaklaşık e, özellikle 21'de bir soğuk atak var ama çok güçlü değil. 25'inden sonra bir atak bekliyorum. Umarım değişmez. Tüm modeller bundan mutabık ama sevgili arkadaşlar biliyorsunuz tahmin yapıyoruz. Bazen yanılabiliyoruz. Sizlerden özür diliyorum bu konuda. Yanıldığım zamanlar oluyor ama dedim ki bu bir hava tahmini. Tutmama ihtimali her zaman var. Modeller de anlık değişiyor sevgili arkadaşlar. Öyle bir şey ki... Türkiye'mize gelecek mesela bir soğuk havayı bekliyoruz. Hemen Avrupa'da bir parazit alçak basınç merkezi çıkıyor. Soğuğu çekiyor veya soğuğu öteliyor gibi. Sevgili arkadaşlar şöyle bakıyoruz modellerimize. Güzel soğuklar var. Amerika kıtası soğuklarla doğruşuyor. Kuzeyimizde ciddi soğuklar var. Ülkemizde nispeten çok sıcak değil. Bir iki günlük bir sıcak atağımız olsa da ülkemiz şey şurada bakın ülkemiz. Şurada ülkemiz sevgili arkadaşlar. Bir gösterebilirsem inşallah ülkemizi. Mouse'un bozulmuş. Ülkemiz tam şurada bakın. Tam şurada ülkemiz sevgili arkadaşlar. Mouse'un bozulmuş. Şöyle baktığımız zaman önümüzdeki günlerde 25'inden sonra sağ alt köşede ülkemizi etkileyen ciddi soğuklar var. Ama buna yaklaşık bir hafta kadar bir süre var. Ne diyorduk? Bir hafta modeller için çok uzun bir süre. Şöyle isterseniz daha yakından bakalım sevgili arkadaşlar. Europe efendime söyleyip. 1500 metre sıcaklığına bakalım. İnternetimiz bir toplarsa kendini inşallah. Güzel bir yorum yapabiliriz. Bakar mısınız üstümüzdeki soğuklara? Zaten Sibirya e bölgesini hiç söylemiyoruz sevgili arkadaşlar. Çok çok efsane soğuklarımız mevcut. Şöyle Avrupa'ya geçiyoruz isterseniz. Sevgili arkadaşlarım. internet biraz yavaş. Hemen modellerimizi yorumlayacağız. Hadi. Arkadaşlar izliyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Bunu her zaman söylemeye gerek yok. Kanala abone olun. Beraber ailemizi büyütelim. genişletelim sevgili arkadaşlar. Şöyle çekersek biraz daha kameramızı geri. Sağ alt köşede ülkemizi görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman önümüzdeki günlerde bir yüksek basınç yiyoruz sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman sağ alt köşede ülkemiz şöyle 17'sinden 19'una kadar iki, iki günlük bir yüksek basınç yiyoruz. Avrupa'da şiddetli soğuklar var. Kuzeyimizde çok ciddi soğuklar var sevgili arkadaşlar. Bunun bizim coğrafyamızı etkilemesini bekliyoruz. Modeller değişmez ise. Şöyle 21'inde bir soğuk atağımız var sevgili arkadaşlar. Belki e, zayıf bir kar yağışı yapabilir kıyı bölgelerde ama istediğimiz bizim soğuk değil bu. Sevgili arkadaşlar bizim istediğimiz soğuk. Eksi 8'den sonra 8 ve üzeri daha soğuklar yani eksi 8, 9, 10, 20 bu tip soğukları bekliyoruz sevgili arkadaşlarım. İnşallah onları da alabiliriz. Şöyle baktığımız zaman önümüzdeki günler ne diyor, şöyle kaydırıyorum, dediğim gibi 25'inden sonra ülkemizi etkilemesini beklenen yaklaşık eksi 30, eksi Sibirya termik yüksek basıncının etkisinde güzel bir soğuk atak var, şu e, İzlanda tarafına da yüksek basınç tırmanıyor, bu istediğimiz bir senaryo, bakar mısınız, yani şu sol üst köşeye İzlanda'ya yüksek basınç tırmanıyor, Oraya yüksek basın tırmanması demek Avrupa'yı tüm sıcak tarafta bırakıyor. Avrupa'nın ve İzlanda'nın özellikle Kanada'lı İspanya'nın güneyinden yukarı tırmanan bir yüksek basın olduğu takdirde koridor açılıyor. Sevgili arkadaşlar istediğimiz bir senaryo umarım gerçekleşir. Daha önce kaçırdığımız 5 tane soğuk hava var söylemiştim ciddi soğuk hava atakları. Ama Avrupa'da çıkan bir parazit alçak basın yüzünden bu atakları kaçırdık. O yüzden yanıldık zaten. Hiç olmadıkları parası bir yüksek, alçak basit çıkıyor. Ve bizim ülkemize gelecek olan su kaçırıyor veya törpülüyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden zaten yanılıyoruz. Yanılmıyoruz da işte onu öngöremiyoruz. Yani hava çok kaotik bir ortam. Efendime söyleyeyim bunu yorumlamak çok kolay olmuyor sevgili arkadaşlar. Şöyle 21'inde yine Trakya'ya kar yapacak bir sistem gözüküyor. Karadeniz'in ortasını da etkiliyor etkilemiyor gibi bir sistem. Yani çok çok ümitli olmayın sevgili arkadaşlar bundan. Ben çok ümitli değilim 20'deki sistemden ama 25'inden sonra sevgili arkadaşlar inşallah özlediğimiz soğukları şöyle baktığımızda inşallah alırız diye umut ediyorum. Bir haftalık bir süre var. Yani çok yakın bir tarih değil. Dediğim gibi hava anlık değişiyor. İnşallah, inşallah istediğimiz soğuk havayı alırız. Böyle gelirse ülkemiz bir hafta kadar soğuk, efendim Sibirya kökenli soğuk hava etkisinde kalacak ve güzel kar yağışları alacağız. Allah'a dua ediyorum. İnşallah gelirse. sevgili arkadaşlar. Böyle bozmadan güzel bir görüntü var. Sevgili arkadaşlar şimdi diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Sevgili arkadaşlar özellikle merhaba arkadaşım yani bu soğuk havanın gelmesi için dua et bana dua ediyorum yani diğer yerlerden kar alıyor İstanbul'da kar alacaktır. eğer böyle gelirse sizleri seviyorum sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere